Merhabalar. Bugünkü konuğumuz enteresan bir alandan siyasetin seçim kampanyasının stratejik bir mevziinden CHP'nin Yerel Yönetim İletişim Grubu Başkanı. Doğru söyledim herhalde değil mi? Reklamcısı demedim. CHP seçim kampanyası başkanı Çok demedim. zor bir şey Ama pek oldu. çoğumuzun yakından tanıdığı, pek çok tartışmalardan da bildiği Ateş İlyas Başsoy. Şimdi seçimlere katılmak, o mücadele mücadele, seçimi kazanmak, kaybetmek falan belki yüzlerce faktörle ilgili ama bizim aklımızda hep sloganlar kalıyor. Bir şekilde çıkan sloganlar işte her şey güzel olacak meselesi dilden dile yayılıyor. Dün ikinci bir şey daha öne çıkarıldı. O da Ekrem İmamoğlu varsa umut var. Bu sloganları nasıl buluyorsunuz? Nasıl yaygınlaştırıyorsunuz? Bir reklamcının, iletişim uzmanının görevi biraz da bunları bulmak ve ustaca bunu yerleştirebilmek mi mücadelenin içine? Aslında sloganlar genel olarak bulunuyor. Çünkü bir ortam varsa o slogan ortaya çıkıyor. Yani hep kendi kendine bir sürü cümleler oluyor, bir sürü sözcükler oluyor ama bir şey orada görüyorsunuz. Yani bir okulda bakarsınız ya bir öğrenci gözleri ışıldar böyle hani daha ilkokulda bile. Sloganlar da öyle. Hani kimi sloganlar uyuklarken kimi sloganların gözlerinden ışıklar fışkırıyor ve halk benimsiyor. Halk benimseyince de böyle bir şeyle hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorlar. Her şey çok güzel olacak. Zaten böyle tamamen bir anonim, biraz böyle gezideki durumlar gibi yani. Kimin nereden çıktığı belli olmayan fakat bütün herkesin sahiplendiği harika bir slogan oldu. Nereden çıktı aslında söylendi ama o da artık unutulmayı da hak ediyor. Belki çok Tabii yaygınlaştı tabii yani. tabii Otobüsün yaygınlaştı. peşinde Tabii koşan bir otobüsün çocuk peşinde koşan Berkay. çocuğun evet. O sırada tabii öyle bir iklim de vardı. Bir sürü insanlar bunları söylüyordu. Instagram'da, Twitter'da şeyler paylaşılıyordu. İşte Mahsur alan sol Cem Yılmaz'ın filmi. Yani bu böyle bir umudun sözcüğü aslında. Biraz Mart'ın sonu bahar gibi. Yani kış aylarında Mart'ın sonu bahar demek umut demekti. Her şey güzel olacaktı veya şimdi İmamoğlu varsa umut var. Çözümü umut haline getirmekti. Aslında hep umut. Ben Terry Eagleton'ın bir iyimser olmayan umut diye bir kitabı var. Hep öyle bir umudu olan bir insanım. Hani boş umut, hani böyle gereksiz yere umut yapmak, bir umut pazarlamak aslında bazen ters teper. Ama haksızlığın olduğu yerde, büyük bir adaletsizliğin olduğu yerde umut kitleler tarafından sahiplenir ki şu an tam umudu konuşmanın zamanı. Çünkü insanların canına tak ettiği bu şeyler, durumlar, işte bu Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlık. 2014'te Mansur Yavaş'a yapılmıştı. İşte hak yerini bulacak denildiğinde Mansur Yavaş'ın oyları arttı ve bugünlere geldik. Siz orada da Şimdi vardınız, değil mi? 2014 Yavaş kampanyasında da kardeş vardım. yavaş, Evet o da sizin orada. sloganınız Evet mıydı? 2014 kampanyasında da vardım. 2019'da da vardım. Yani insanlar toplumun tabii ki tamamı değil. Herkese ulaşamıyorsunuz. Herkese ulaşmak çok zor. Özellikle kadınlar, ev kadınları falan evlerinde oturuyorlar. Sadece belli kanalları izliyorlar. Onlara ulaşmak kısmı çok zor ama sokakta yaşayanlar, çarşıda yaşayanlar, günü görenler zaten bunları duyuyor, hissediyor. Ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşıyoruz ama biliyorsunuz bir 3-5 bin oy bile önemli burada. Bir oy bile önemli. O nedenle şimdi bu kitlesel bir haline geliyor durum. Bunun kampanyası bu. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası bildiğimiz anlamda şu reklamı yapacağım, şöyle kreatif bir iş yapacağım kampanyası değil. Çünkü zaten şu an Ramazan'dayız. Ramazan'da insanlar böyle şeyleri sevmiyorlar. Siyasetin yükselmesini. Muhafazakar seçmenin en büyük şikayetlerinden birisi 3 seçimdir. 3 Ramazan'dır. Hep seçim olması. Ve bu konuda iktidara kızıyorlar. Yani bir Ramazan'ımız var ve Ramazan'ımız sürekli siyasetle zedeleniyor diye. Öyle bir tepki var. Muhafazakar seçmenin başka bir sürü tepkileri de var iktidara. Hani bir temel bir tepki sandık görevlilerine yolsuzluk yaptı mesela. Kendi sandık görevlerine yani bu parti için hani AK Parti, AKP için ölecek AKP'yi çok seven Tayyip Erdoğan'ın resmini başucunda tutan insanlara sen hırsızsın, sen buna göz yumdun denmesi sandık görevlilerinin üzerine de büyük infial oluşturmuş. Ramazan'ın siyasetin yükselmesi de oluşturmuş. Böyle bir durum, böyle bir atmosferdeyiz. 10 gün bayram tatili var. Ve hemen ardından da bir hafta sonra seçim olacak. Yani o yüzden bu seçim kampanyası diğer kampanyalar gibi değil. Bu seçim kampanyası Ekrem İmamoğlu'nun söylemleriyle veya işte Binali Yıldırım'ın söylemleriyle olacak. Yani böyle duvarlar şeyler de olmayacak yani Nasıl afişler görüyorsunuz yapışlar falan. tarafları bu söylemleriyle, sloganlarıyla? Yani aslında siyaset sosyolojinin böyle bir küçük bir
kısmı, hani şey, sosyoloji o kadar daha geniş bir zamanla ilgili bir bilim ki, siyaset günübirlik durumlar üzerinden çıkarımlar yapıyor. Ama bazen sosyolojiyi iyi okuyanlar, toplumsal değişimleri iyi okuyan insanlar siyasette de başarı kazanıyorlar. Türkiye'de herhalde Kemal Kılıçdaroğlu bunu iyi okudu, o ve ekibi. Şimdi bu metrolar yapılınca, biliyorsunuz şu an İstiklal Caddesi'ndeyiz. Şöyle metro hatları uzayınca dendi ki ya birden İstiklal Caddesi'nin yapısı değişti. İşte varoşlardan gelen insanlar da buralara geliyor. Kimi insanlar buna bir sistem etti filan. Ama bu çok güzel bir şey. Yani ulaşım ağlarının artması, internette erişimin artması. İnternette şu an 16 yaşındaki bir yoksul bir çocuk Türkiye'nin en zengin insanına bir tweet atabilir ve ondan cevap alabilir. Yani bu erişimlerin hızla artması, hızlanması ve daha yüksek erişime ulaşmamız, hem fiziksel olarak hem internet yoluyla toplumları daha hızlı kentleştiriyor. İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın, Kocaeli'nin, İzmir'in, bu tip kentlerin temel sorunu hala kentleşmemiş birinci nesil, ikinci nesil göçmenleri çok fazla olması. Ama burada da AKP'nin unuttuğu ve CHP'nin anımsadığı, CHP'nin daha doğrusu analiz ettiği konu şu: o birinci nesil, ikinci nesil göçmenler hızla değişiyorlar. Bağcılar'da işte bir televizyon programında daha söyledim. Ondan fazla bale kursu var. İnsanlar çocuklarının yani bir yoksulluk klişesi içinde yaşamıyor insanlar. Herkes çoluğu çocuğu için daha güzel bir gelecek istiyor. İşte eğer kendi çocuklarına yararlanacağını bilseler, bu yüksek teknolojilerin gelmesi, işte Danimarka'da aplikasyon yapılıyor, neden Esenler'de yapılmasın, 3-5 çocuk bir araya gelmesin gibi, bu sorular herkes tarafından paylaşılıyor ve böyle bir dinamik bir durumda bu taleplere yani insanlar bunu alay etmek için kullanırlar. Alay etmek için kullanması çok çirkin bir şey. Ama öte yandan da şöyle bir gerçeklik barındırıyor. Mouse tutmayan bir belediye başkanı, mouse tutmayı bilmeyen, bilmeyen bir belediye başkanı mı, yoksa şu an Apple'ın CEO'larıyla rahat rahat konuşacak, onlarla tenis oynayacak ve ondan sonra şuraya şöyle bir yatırım yapmanızı istiyorum diyen bir belediye başkanı mı? Dünyayı 40'lı yaşlardaki insanlar yönetiyorlar. 30-40'lı yaşlardakiler. Ekrem İmamoğlu da 30-40'lı yaşlardaki bir başkan. O yüzden siyasi ayrımlar bir yana, zaten kodlarda bir fark yok. Ekrem İmamoğlu da namazında, niyazında, öteki de öyle. Yani bir şey yok yani. Bildiğimiz siyasi kodlarda olağanüstü fark yok. Bir yerde 40'lı yaşlarda civa gibi delikanlı mı, bir yerde bu teknolojiyi, bu dünyayı tamamen ıskalamış, 5 sene önce İzmir'e belediye başkanı olmuş, adayı olmuş, başaramamış, hiçbir seçimi kendi kendine kazanamamış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de artık doğru yanlış bilmiyorum ama yolsuzluk iddiasıyla atılmış zamanında bir belediye başkanı adayı mı dendiğinde, özellikle gençler, bu iki, birinci nesil, ikinci nesil göçmen ailelerin çocukları, üçüncü nesiller yani, Ekrem İmamoğlu seçiyorlar. Ve seçim sonucunu bunlar değiştiriyor. Yoksa İstanbul Türkiye'nin en muhafazakar şehridir. Yani İstanbul, birkaç adayı bir yana koyun, İstanbul'da alınan bu oy muazzam bir oy. Yani İstanbul'da alınan seçim oyu. Bu oyun nereden geldiğini görünce, işte buralardan görüyoruz. Eğer mesela şimdi çok çıkıyor Tevfik Göksu gibi, işte Fatih Belediye Başkanı gibi, öyle genç adaylar olsaydı, yani kendini kanıtlamış başarılı genç adaylar konsaydı, bu seçim belki ilk turda AKP'de alabilirdi. Yani her şeyi o kadar zorlaştırdılar ki, yaşlı, İstanbul gibi dinamik bir kenti, Türkiye'nin vizyon, vitrin kentinin dinamiklerini hiç yakalayamayacak, İstanbul'a aidiyetli olmayan, İstanbul'un kendi olmayan bir adayı koydular. Ve bir tarafta da AKP, CHP'de hani bir robot resim çizildi, İstanbul neye ihtiyaç duyuyor diye. O robot resimine baktılar ki Ekrem İmamoğlu'na ihtiyaç duyuyor. Yani burada sizin de bir sözünüz oldu mu? Yani şöyle birisi, bir reklamcı olarak, iletişim uzmanı olarak şöyle bir adayın daha fazla şansı olur diye. Benim kendi adıma bireysel sözümden başka bir söz olmaz. Ben hep verilere dayalı konuşuyorum. Yani verilere bakıldığında o toplum böyle bir insan istiyordu. Hani evet. Çünkü İstanbul dinamik bir yer. İstanbul ne Ankara'ya, ne İzmir'e benzer, ne başka bir kente benzer. İstanbul dünya kenti. Dünyanın her şey, dünya kenti olan bir yerde birisi modayı da bilmeli. Yüksek teknolojiyi de bilmeli, sanat da bilmeli, işte ne bileyim Fransa'dan gelecek bir ekiple de konuşabilmeli, Güney Kore'den gelecek bir ekiple de çok, çok bir şeyler yapmalı. Şey. Böyle bir insan, böyle dinamik bir insan olmalı. İstanbul hantallığa tahammülü olan bir yer değil. Ve İstanbul'da yani Tayyip Erdoğan dışında Ali Müfit Gürtün'e de bir şeydi, başarılı belediye başkanıydı ama Kadir Topbaş değerli bir insandır, harika bir insan, yararları da olmuştur yaptığı iyi birçok projeler içinde. Vatandaş olarak da teşekkür edeyim. Ama İstanbul'un pırıltısını taşıyan bir aday değil
Kadir Topbaş'la. Aslında olmuştu. Siz bir konuşmanızda da söylüyorsunuz. Güzel bir konu, önemli bir konu. Yani seçim sadece kendi başarılarında kazanılmıyor. Bir de karşı tarafın başarısızlığıyla. Evet. BK söylemi, işte gerginleştirici şeyler, üsluplar evet. vesaire. Onları şimdi terk ettiler. Ama yani o hafızadan da gidecek bir şey değil ki. Terk yani ettiler mi gerçekten? Bence yani terk etmiş gibiler. Onu terk etmek mümkün mü? Yok yani şu an terk etmeleri bizim hafızamızı, bu kadar da hafızamız yok değil yani. Bir ay önce illet zillet diyorlardı yani evet. insanlara. Bir ay önce işte PKK gelecek, şeyleri yapacak falan diyorlardı. Şimdi Öcalan'la görüşmeliyiz, avukatı var. Yani diğer taraftan bunları, Samsun'a davet etmiyorlar HDP'yi falan. Evet, yani böyle bir, şimdi bunlar artık insanlar, ne Kürt seçmen, ne milliyetçi seçmen. Hani mutlaka ulaşamadığın yerlerde başarılı oluyorsun. Ulaşılmadığı yerlerde onlar başarılı oluyor ama ulaşan, analitik düşünen, ve bu böyle olmamalı, artık bir şeyler değişmeli diyen insanlar bir şey yapıyor. Sonuçta BK'la falan ilgisi yok. Yerelde seçim bu. Yani zaten bu ülkenin başkanı, ülkenin evet. bütün şeylerine sahip olan kişi Tayyip Erdoğan. Bir şey değişmeyecek ki. Yani Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca her şey çok güzel olacak lafı şöyle algılanabilir diye korkuyorum ben. Sanki bir anda her şey... Yok değişmeyecek. Yine Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başkanı. Yine AKP Türkiye'nin lider partisi. Ama bir şey gelecek, bir sinerji, bir hareket gelecek. Hı-hı. Mesela ben Sarıyer'de oturuyorum. Sarıyer Belediye Başkanı değişti. Şükrü Genç oldu. Sarıyer hareketlendi. Yani Sarıyer başka bir yer haline geldi. Bunu objektif olarak söylüyorum. Yani yok mesela şunu da söylüyorum. Fatih Belediye Başkanı iyi belediye başkanı. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı iyi belediye başkanı. Yani AKP'den de işte şey yapıyorum. Hani taraflı bir insan gibi söylemiyorum bunu. Neden Beyoğlu Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmadı ki? Yani o olsa seçimi kazanma şansı daha fazla olurdu. Çünkü denenmiş genç ve başarılı olmuş insanlar. Anlamadığım bir şekilde yanlış kararlar alındı. Ankara'da Kayseri'li bir adamı aday gösterirler. Yani ne kadar iyi bir insan da olsa Kayseri ile Ankara o İç Anadolu şeyinde havzasında hani Çankırı, Sivas, diğer Yozgat falan bütün bu iller kendi Ankara ile aynı şeyde sayılır ama bir tek Kayseri ayrı bir kenttir. Ayrı bir gününü İstanbul'a taşıyarak şunu da sormak istiyorum. Siz bir uzman olarak nasıl yorumlarsınız? Son iki gündür Tayyip Erdoğan değil, Binali Yıldırım öne çıkarılacak falan deniliyor. Diğer Hı-hı. taraftan Tayyip Erdoğan 39 ilçede mitingler falan. Böyle bir şey mi? Ne zaman yapacak 39 ilçede miting? İnsanlar oruçlu. Ondan sonra Ramazan bayramı var. Hani, çok real değil. Yani, ulaşılabilir bir yere. Yani gider bir yerlere. Bir otobüsler boyunca insanlar gelir onunla beraber. Hani oradaki yaşayan insanlara bakarlar. Tayyip Erdoğan buraya geldi ya geçen hafta. Ben orada yürüyordum. Farkında bile değildim. Yani bir kalabalık oldu. Meğer Tayyip Erdoğan gelmiş. Bu miting değil. Bu hani televizyonlara verilen bir şey. Bir görüntü. Şu tramvaydaki şeyi falan mı? Her şey evet, olacak. Evet, evet. Evet, evet. Şu kopyacılık meselesine ne diyorsunuz İmamoğlu'nun dedi. Her şey güzel olacak. Şimdi, önce şey söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu yan yana çıkartırlarsa ki çıkartmaları gerekir ve Aha. keşke çıkartsalar. Yani o zaman az önce anlattığım şeyler daha gerçek olur. Yani Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldiğinde dünyanın işte İstanbul, New York, Paris filan Londra, İstanbul bunlarla sayılan bir kentin vizyonuna hangi lider daha çok yakışır onu görür insanlar. Ve şunu söylüyorum komik bir şey ama Binali Yıldırım'dan daha uyumlu bir belediye başkanı Tayyip Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu. Yani kendi aralarında daha yani orada da bir anlaşmalı bir sorun olmaz. Yani Ekrem bir kere zaten Tayyip Erdoğan 20 yaş büyük Ekrem İmamoğlu'ndan. Bir kere öncelikle abi olarak, hemşeri olarak aynı yan yana kentlerin çocuklarılar. Yani hiçbir şeyde ayrı bir düşünceleri olmaz. O yüzden böyle bir ne BK ile ilgili bu durum ne bir felaket. Sadece İstanbul için daha hayırlı bir şey olacağını düşünen insanlar zannedersem bu seçim artacak. Bu seçim bence eğer şımarmazsak, eğer hatalar yapılmazsa ve sandıklara sahip çıkılırsa bence bu seçim daha da oy farkı arttırarak alınma ihtimali var. Peki bu kopyacılıkla ilgili bir şey diyecek misiniz? Kopyacılık bu yani daha Tayyip Erdoğan da hayatta yokken ben de hayatta yokken iletişimle ilgili söylenen bir konudur. Eğer rakibin söylemleri üzerinden konuşursan sen ikinci olmayı kabul ediyorsun demektir. Yani bu Hı-hı. takipçilik yani o bir şey, bir hata oldu, bir gaf oldu. Orada prompter da yoktu biliyorsunuz tramvayda. Yani öyle olunca prompter olmayınca öyle şeyler oluyor. Bir de bir şey okudum da tam anlayamadım. AK Parti Ekrem İmamoğlu söylemini satın almış internette ve onun çıktığı yerlerde reklam veriyormuş falan diye bir haber ya, çıktı. Onu da bilmiyorum. Şey. Mesela bizde de Mart'ın sonu baharı aldık dediler. Halbuki biz onu şey yapmıştık. Yani biz şunu yani AKP çok iyi bir şey yaptı. Kendi yaptığı işin farkında değil. 4 sene önce ya da 5 sene önce Türkçe harf karakterler de şey oldu. Yani biz artık Mart'ın sonu baharı almadık biz. Biz Mart'ın sonu baharı aldık. Şimdi bakın Mart'ın sonu baharı diye internette yazın. Orada ne çıkıyor görsün insanlar. Yani evet, bu evet. şeyler çok böyle yani çok kasaba işi yani. Çok ben ekliyorum onu aldım da bilmem ne filan. Peki yani. Şunu sormak istiyorum ben. İlk iletişimimizde size söylemiştim. Yani
Bu herkesin diline dolanan, çok yaygınlaşan, başarılı bir slogan haline gelen her şey güzel olacak. Bununla ilgili siz bir şey söylediniz. Hani herkesin şevkle sarıldığı bir şeyde ne diyeyim? Siz de yanlış anlamayın. Hani şevkleri biraz kaçıran mı işin tadını... Böyle bir, her şey çok zor olabilir mi diye bir kuşku ortaya attınız. Yok, o benim başlıklarını okumaktan şimdi. Niyeydi bu uyarı? Şimdi ben yıllar önce Londra'dan bir logo yapma şirketi, adını söylemeyeyim, Türkiye'ye gelmişti bizim bir müşterimize. Bizim kazandığımız paradan daha fazla parayı Londralı logo yapıcı adamlara verdiler. Burada Gümüş Suyu'nda bir ofiste bir toplantı oldu. İki tane çocuk geldi, İngiliz. Dediler ki, işte bunlar dediler sizin için yaptığımız yanlış logolar. Sizin logonuzda bu dediler. Ama bir kitap koydular böyle, şöyle bir kitap, şöyle bir kalınlığı var. Daha sonra ben saatçıda çalıştım Londra'da. Aşağı katta Pakistanlı çocuklar var. Onlara yaptırıyorlarmış yani bunu. Böyle bir acayip kalabalık bir şey yaptırıyorlar. O göz boyamak için. Ya diyorsun ben bunları yapmış ama bunu yapmış. Bir poz yani. Artık o pozları kimse yemiyor da. Şimdi bu YSK'nın kararı da öyle oldu. Yani 250 sayfa bir şey var. 250 sayfa ama aslında başlık okunuyor ya. Benim de o kısacık yazımda bile sadece insanlar başlığı okuyarak öyle çıkıyorum. Evet. Ben o şey kıran bir şey değil ama tabii yanlış medyada CHP'nin reklamcısı CHP'yi fırçaladı diye çıktı. Sonra birileri sen bizi nasıl fırçalarsın filan dedi. Ben her şeyin zor olacağını düşünüyorum. Her şey seçimden sonra da zor olacak. Hiçbir fakir bir anda zenginleşemez. Hiçbir çıkmaz sokak bir anda yapılamaz. Dertler, sorunlar olacak. Zorluk olmadan başarı gelmiyor. Ama su artık başka bir yöne gidiyor. Yani su artık Türkiye'de başka bir yöne. Bu kabuğa sığmıyor Türkiye. Yani bu kontrastlar üzerinden yok Alevi Sünni, yok dindar değil filan. Böyle bir şey hiç yok. Sokakta bakın herkes, çocuklar başörtülü kızla omuzları açık kız sarmaş dolaş yürüyorlar. Yani böyle bir kontrast hiç yok Türkiye'de. Yani artık yok. Kent köylü o birinci, ikinci sınıf göçmenler bir şekilde adapte oldular. Dün bugün çıkacak galiba televizyonda bir şeyde Toktamış Ateş'ten bir anıtı yapmıştım 70'li yıllarda. Şöyle diyor, radikal İslam'ın temel sorunu güç aldığı sosyal sınıfların zamanla kentleştiğinde buna ihtiyacı kalmayacak olması. Yani bu 70'lerde yapılan bir tespit. Yani bugün bizim yaptığımız tespit değil. İnsanlar kentli oldukça, doktor oldukça, kasap oldukça, berber oldukça, düzenli iş buldukça bu şeylere, kimliklere sarılmıyorlar. Evet, herkes gerçekten dindar. Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. İnsanların çok büyük bölümü dindar ama çok büyük bir barış içinde dindar. Her zaman bir kötü örnekler medya öne çıkartır. Yok onu dövdü, ona bir şey oldu falan. Bunlar o kadar azınlıkta ki bu toplumun tamamında bir saygı, birlikte yaşama kültürü olmasa birbirimizi bıçakla öldürürdük her gün. Peki. Toplumun kendisi çok eski köklü bir toplum Türkiye. O nedenle böyle kontrast siyaseti artık bitti. Yani bildiğimiz anlamda AKP'nin artık gelecekte bir gücü yok. Peki şimdi siz çok eskiden beri reklam işiyle uğraşıyorsunuz. 30 küsur yıl mı aşağı yukarı? Ama en az herhalde bir 10 yıldır siyaset sahnesinde siz reklamcı olarak biliyorsunuz, kampanya biliniyorsunuz. Antalya, Antalya'daki kampanya ve ondan sanırım 2 yıl kadar sonra değil mi bir kitap adıyla da çok şey sarsan AK Parti neden kazanır, CHP neden kaybeder ve işte bu yılın şeyi de çok hoş hem dizaynıyla çok hoş, keşke burada olsaydı, hem adıyla Radikal Sevgi kitabı. Orada zaten sık sık değiniyorsunuz. CHP kitlesi nedir? Seçmeni nasıldır? Hem bir taraftan eğitimlidir ama başkalarına da tepeden bakma şeyi de vardır. Hatası da vardır diye. Orada bazı başlıklar var. Bunu Medyascope'dan da biraz kopyalıyorum. Güzel bir söyleşinin bir güzel bir bölümüydü. Nelerden kaçınmalıyız demişsiniz? Kibir, alaycılık, yüksek siyaset, panik ve nasıl bir kampanya yapılır deyince işte kendini iyi tanıt, az konuş, çok dinle, müdahale etme, yüzün gülsün vesaire. Bunların önemi ne? Yani CHP kitlesini ve CHP daha doğrusu propagandası yapanları eğitmeye mi çalışıyorsunuz? Halkla yaklaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Daha başka hiçbir şey çalışmadım. Dün CHP Gençlik Kolları'nın iftar yemeği vardı mesela. Ben sadece buna çalıştım. Bu seçim kampanyası temel olarak benim bir katkım varsa benim ve arkadaşlarımın. Özellikle bu. Çünkü karşıda AKP'nin iktidar gücü, medyadaki olağanüstü gücü falan, bunlarla yarışmaya imkan yok. Yani devlet, polis, özel uçaklar, bilmem neler, jetler, hepsi orada. Evet. Ama CHP'de bir güç var ki bu güç de AKP'de yok. Yani bunun için Katar'dan 8 trilyon dolar gelse de yok. Yani bu güç Türkiye'nin 200 yıllık batılılaşma macerasının ürünü olan, düşünen, okuyan, yorumlayan, analitik bir şeyler yapmaya çalışan seçmen kitlesi ve bu seçmen kitlesi çok büyük oran CHP'ye oy veriyor. Yani Türkiye'nin CHP'ye oy veren %25 geçti şu anda ama %25 diyelim.
%25'lik seçmen aynı zamanda bir veri olarak Türkiye'nin en eğitimli kesimi, yani mühendislerin, doktorların büyük bölümü bir veri bu. Hani bir övünme veya karşı tarafı aşağılama anlamı değil. CHP'ye oy veren insanlardan çıkıyor. Ama bu CHP 20-25 yıldır muhalefet esnafları dediğim bir kitle var. Kitapta ondan da bahsediyor. Yani insanların bu Kör Pürüntüsü isim diye bir dizi var ya, şeylerini, ön yargılarını sivriterek, insanların öfkelerini şey yaparak, sürekli Tayyip Erdoğan üzerinden giden bir siyaset yaparak, sürekli Tayyip Erdoğan'a oy veren insanları aşağılanması üzerine bir şeyler yaparak veya halkı aşağılamak, işte yok biliyorsunuz neyse. Makarnacıdır, kömürcüdür evet, falan. Bidon göbeğini kaşıyan adamdır falan filan. Adamın kafasını kaşıyacak vakti yok. Emekçi çalışıyorsan o göbeğini kaşıyan adam diyorsun. Yani göbeğini kaşıyan adam CHP'de de var. Siyasetle geçen adam demekse yani. Evet. Toplumu böyle bir kategorize etmek. Bu da aslında kentlerin köylülere bakışıdır. Yani kentliler, köylüler geldi. Bizim buraları şey, bu direkt kentli bakışı. Ben bu kentli bakışını yenmeye çalıştım. Ve yenerken de şu metro hattının bana yararı oldu. Yani insanlar bir araya geldikçe mesela karşı taraftan düşünün, AKP tarafından düşünün. Bir çocuk 15 yaşında, adalet duygusu var, dindar, 5 vakit namaz kılıyor ve kafasına ona birileri bir şeyler söylüyorlar. İçki içenler, çok kötüler, canavar gibiler falan, böyle bir şeyler duyuyor. Ama sonra çocuk bir İstiklal Caddesi'ne giriyor. Bir bakıyor orada içki içen insanlar var, hiç de kötü değiller, normal insanlar yani. Bir kafasına sorgulama başlıyor. İşte bu köy ve kent bir araya geldikçe, insanlar bir arada oldukça, biz daha büyük bir kent haline geldikçe, 16 milyon gerçekten kentli oldukça, bu tip kontrastların şeyi gidiyor, anlamı gidiyor. Ben hani AKP tarafındaki kardeşleri, arkadaşlarının bu değişimini görürken, CHP'nin de artık bu değişimde olmasını, yani sadece Türkiye'nin Bağdat Çatısı'nın ibaret olmadığını, o bir takım semboller üzerinden gitmenin yanlış olduğunu, her iki taraf tarafından yanlış olduğunu anlattım ve CHP seçmenindeki bu değişim aslında birçok yerde seçimi şey oldu. Ben söylediğim için değil. Ben olması gerektiği için söyleyen bir kişiyim. Benden önce de bir sürü kendime öyle bir acayip bir anlam şey yapmıyorum ama ben ısrarla bunu söyledim. Ve bunu 80 şehirde ben gezdim. Hani bir seçim kampanyasında reklam ajansından bekledikleri şey, işte Mart'ın sonu bahar mı dedin, işte Derman Belediye 2-3 tane laf söyledin. İki de reklam yaptım. Sana onlardan parayı veriyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. AKP, MHP hepsi geçerli. Son bir ay iki tane iş yaptın mı sen reklamcı oluyorsun. Yani bu ben 6 ay şeyde yaşadım. Anadolu'da yaşadım. Yani hiç kimse belki o kadar gezmemiştir. Yani böyle o Anadolu otelleri diye bir kitap yazabilirim. Ve oradaki insanlarla konuştum. Oradaki insanlarla derdi. Anadolu'da da bir sürü yerde biliyorsunuz çok başarılı sonuçlar elde ettik. Onlarda bunların etkisi oldu. Çünkü orada da böyle düşünen insanlar var. Aslında biz yanlış yapıyoruz diyenler var. Bir de hala bu egemen medyadan kaynaklanan, kendi okudukları medyadan kaynaklanan, işte o hala ayrımcı kafada olan insanlar var. O ayrımcı kafada olan insanlar yenildi. Bu seçimde CHP eski CHP'yi yendi. Bu yeni CHP. Bu yeni CHP aslında biraz işte Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı CHP. Yani bunlar her taraftan gençler, büyümüşler, işte ben de 10 yıl önce kitabı yazdığımda konuşan genç şimdi MYK üyesi. Yani bu insanlar büyüyorlar ve başka yerlere geliyorlar. Ve onlar da hep bunları konuşuyorlar. Ve yani böyle bir toplumsal bir değişim oluyor. Böyle büyüyeceğiz, böyle şey olacağız. Yoksa AKP, CHP, HDP, İYİ Parti bunlar toplumu değiştirmezler. Bunlar toplum değişimi üzerinde sörf yapan gündelik konulardır. Evet. Toplum çok daha değişimi çok zor olan bir şey. 50 yılda da değişmez. Bir de siyaset sahnesinde de farklı şeyler oluyor. Dinamikler ve alışkanlıklar değişiyor. Yani dediniz ya bidon kafalı ya da göbeğini kaşıyan vesaire CHP ve kitlesine mal edilen şeyler, alışkanlıklar. Bugün şimdi kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında işte biz bunları besliyoruz. İş tabii veriyoruz vesaire. Oy vermiyor deyince çünkü çok uzun aynı zaman, yere gelmiş tamam, olmuyor çok mu? Uzun zamandır zengin. Tayyip Erdoğan çok uzun zamandır zengin. Çok uzun zamandır aç kalmayı unutmuş bir durumda. Yani onun çocukları muhtemelen hiç fakirlik görmedi. Hani öyle derler ya, fakirlik görmedi. Bir Emre Yılmaz'ın bir kitabı vardı. Solcu patronların daha kötüsü onların çocuklarıdır yani. Çünkü onları hiç görmedikleri için daha da zalim olurlar. Adamı işten çıkarır, çıksın işten der. İşten çıkmanın acısını görmez. Çok uzun zamandır böyle beyaz çay içince böyle oluyor işte. Hani o pahalı çayları içip kadehler falan güzel olunca insanlar otomatikman söylemlerini değiştiriyorlar. Yani o zaman da toplum ders veriyor. Yani artık bir fakirlik edebiyatını bunu şey yapmıyor. Hani yer sofrasında yemek yiyorsun, arkadaki masayı insanlar görüyorlar. Yani bu pozlar hani hala işlediği vardır. Hani %100 işlemez ama o genç çocuklar, Bağcılar'da, Esenler'de, Sultanbeyli genç çocuklar artık onlar, yani benim öğrenciliğimde, benim gençliğimde bunlar böyle gözlerini çakmak çakmak mücahit çocuklar vardı. Çok tamamen adalet duygusu üzerinde, İslam üzerine yürüyorlar. Şimdi onlar müteahhit oldu ve başka insanlar haline geldiler. Şu an o gözleri çakmak çakmak olan delikanlılar, genç kızlar, bu ne ya, bu tiyatro falan diyorlar.
Evet. Yani o çocuklar değiştiriyor Türkiye'yi. Ateş Bey, bizim programın süresi az. Ben akış içinde görüyorum. Biriken bende o kadar çok soru var. Sizin de söylemek istediğiniz pek çok şey var. Belki bir süre sonra bir araya gelip tekrar bir konuşsak iyi olur düşüncesi bende oluştu ama bir soru var ki onu sormadan geçemeyeceğim. Mağduriyet bu mudur seçimlerde başarının sırrı, sihir burada mıdır? Herkes mağdur olmaya çalışır gibi görünüyor. Ya ben mağduriyetin böyle yapmacıklıkla bir şeyle mağdur olayım falan durumuyla mağduriyeti görüyorsun, aklında şey yapıyorsun. Yani sokakta, az önce size söyledim ya, sokaktaki insanlar bizim gibi okumuyorlar siyasetleri. Çok büyük kodlarla okumuyorlar. Bakıyorlar bir önemli bir kısım, seçim kararını değiştirecek kadar önemli bir kısım. Ya burada bir kolpa var diyorlar. Ya bu saçmalık diyorlar. Sen Atalan Üsküdar'ı geçti demiştin saat 7'de. Şimdi buradan adama yapmadınız kalmadı, yeter be diyorlar. Bu onların kararlarını değiştiriyor ama adam o insanın hayatını değiştirmiyor. Yani bugün Ekrem İmamoğlu'na oy veren insanlar veya Adana'da Zeydan Kadar'a, Mersin'e, Vavseçer'e oy veren insanların çok büyük bir ödünç oy verdi. Yani bu belediye başkanları gelirler ve başarısız olurlarsa, onlar da böyle şeyler yaparlarsa bir daha 30 sene daha AKP gelir. Yani bu zor bir dönem gelecek. Aslında her şeyin zor olacağı şey o. Yani o yüzden insanların akıllarını öyle yönlendiremiyorsunuz. Öyle bir eskiden benim reklamcı ilk başladığımda öyle bir konvansiyonel medya o kadar güçlüydü ki bir tane bir reklam yapıyordun. O reklamda ünlü bir oyuncu oynatıyordun. Ertesi gün herkes konuşuyordu ve sen dünyanın en büyük reklamcısı oluyordun. Aslında şeyin televizyonun tek hakim olması ve müşterinin de o paraları vermesinden gelen bir güçle öyle havalara giren garip bir reklamcılar vardı. O dünya yok artık. Toplum kimse aptal değil. Yani herkes ölçüyor, biçiyor, görüyor. Şimdi de görüp ölçüp biçiyorlar. Ben o Türkiye'nin vicdanına, aklına inanıyorum. Biz bir şey geri bir toplum değiliz yani. Bizim akıllı insanlarız. Verdiği seçim kararları da genellikle doğru oluyor insanların. Kötümserler de var. Yani medyanın bilmem %95-96'sı onların ellerinde vesaire ve Fatih Altaylı sanırım geçenlerde yazmıştı. Seçim kampanyasının sonunda diyor herkes bunların mağdur olduğuna şimdi çaldı diye Binali Bey'in başlattığı şey sonucunda ikna olacak falan ama medyada galiba artık eski gücünü nitelik olarak taşımıyor değil mi? Sayıları fazla da olsa. Bilmiyorum. Ben öyle çok noktalı cümleler sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Virgül yani. Bakacağız, göreceğiz. Peki şu kötümserlikle ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Belki CHP kitlesi açısından da önemli olabilir. Sizin çalışmanızın açısından belki bir sıkıntıdır. Belli bir kesimde ne yaparsan yap Tayyip Erdoğan kazanır diye bir şey var. Ya o da ne yaparsan hep Tayyip Erdoğan kazanır. Niye o zaman Antalya'yı kazanamadı? Niye Ankara'yı kazanamadı? Niye Adana'yı, Mersin'i kazanamadı? Yani kazancık olsa İzmir'de kazanır o zaman. Niye kazanamıyor? Yani öyle bir şey yok. Bu benim böyle tanıdığım birkaç kişi var. Beyaz yakalı, gayet böyle şey solcu molcu geçinen. Bunlar hayal kırıklığına uğramak istemiyorum diye oy kullanmadılar. Yani benim tanıdığım 50 kişinin içinde 3-4 kişi var ki hayal kırıklığına uğramak istemiyorum ben diye oy kullanmadılar. Hani şey var ya, neler yaptık bu vatan için, kimimiz öldük, kimimiz nutuk attık diye. Evet, evet. Neler yaptık bu vatan için, kimimiz öldük, kimimiz hayal kırıklığına uğramak. Yani hayal kırıklığına uğramak ne ya? Yani sen evinden okula gitmiyorsun, hayal kırıklığına ne? Bu nasıl bir konfor, bu nasıl bir terbiyesizlik yani? Hani hayal kırıklığına uğra arkadaş. Elinden gelen her şeyi yap. Torunlarına de ki ben elimden gelen her şeyi yaptım da yani. Hani böyle oy kullanmayan bir sürü insan var hala İstanbul'da. 23 Haziran'da bu biraz değişir mi bu? 31 Mart'ta bu insanlar çok var. Biz işe başladığımızda özellikle bu Muharrem İnce'nin o seçim gecesi ve sonraki performansının ötürü çok çok daha fazlaydı. Yani bir yandan onunla uğraştık biz. Yani ne yaparsak yapalım işte olmuyor. Bak en güvendiğimiz dağlara bile karlar yürüyor falan diye. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu o geceki çıkış, işte yanındaki İYİ Parti Canan Hanım falan onların yaptığı duruş falan şey aslında çok çok anlamlı, çok çok daha büyük bir şey yaptılar orada durarak. Bunun sonunda kaybetseler dahi elimizden gelen her şeyi yaptık demek gerekiyor. Ben bu şeyi anlamıyorum yani. Hani ne olursa olsun Erdoğan kazanır. Ne olursa olsun Erdoğan da ben de hepimiz fani insanlarız yani. Ne kazanabiliriz ki yani? Kazanırız bir noktada kaybederiz. Evet. En ünlü boksörler de bir noktada kaybediyor. Yani bu bazı şeyler bu kadar basit. Evet. Peki çok teşekkürler, sağ olun. Çok enteresan bir konu. Yani gerçekten çok uzun süre devam edilebilir bu konu. Belki eğer uygun bir durum olursa sizin açınızdan da zaman yaratabilirseniz belki bir kez daha bunu bu konuları konuşuruz. Ateş İlyas Başsoy'du. CHP'nin yerel yönetimlerle ilgili iletişim sorumlusu. Seçim kampanyasıyla, sloganlarla ilgili pek çok konuyu ele almaya çalıştık. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.